11 Haziran seçimleri, 12 Haziran seçimleri de sokulmuş olduğumuz sürecin içine de hakikaten düşünce örgütlenme özgürlüğü tamamen bastırılmış, ifade özgürlüğü bastırılmış, büyük ölçüde yoksullaştırılmış ve köleleştirilmiş, evet, bir neredeyse mürit haline getirilmiş, cemaatlerle bölünmüş bir toplumun, tabii etnik olarak da bölünmüş bir toplumun, Türkiye halkının sözüm ona iradesiyle ama doğrudan doğruya Büyük Ortadoğu Projesi'nin başındaki Obama'ların ve Amerikan emperyalizminin baskı ve dayatmalarıyla oluşturulmuş bir seçimle, seçim manzarasında ortaya çıkan 1918 meclisi mebusana benzeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve burada işte edilecek olan yeminle şimdi hazırlanacak olan bu anayasanın yapılacağı bir meclisin çalışmaları başlatılmış olacak. Şimdi biz bugün Aydınlık Gazetesi'ndeki Aydınlık Gazetesi bugünkü manşetinde bunlara yemin edecek milletvekillerine çarpılacaksınız şeyiyle çıktı, manşetiyle çıktı. Çünkü o yemin metninin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliği, milletin birliği, bütünlüğü için çalışacağıma, Atatürk ülke ve devrimleri uğruna çalışacağıma, namus ve şerefim üzerine and içerim diye yapılacak olan bir yemin az sonra. Yani bu meclisin nasıl oluştuğunu burada anlattım, ne amaçla kurulduğunu, oluşturulduğunu anlattım. Oradaki görev alan sözüm ona milletin vekillerinin hangi görevin beklediğini ve zaten bunu da bilerek orada yer aldıklarını da anlattım. Dolayısıyla böyle bir yemin artık gerçekten bir yalanın orada o kürsüden, evet, ne yazık ki tekrarından başka bir anlama gelmeyecektir. Zaten şunu da söyleyeyim. İsterseniz bu arada şu yemin izleyelim bakalım ne diyorlar, nasıl yemin ediyor milletvekilleri. Evet. Eğer arkadaşlarımız ekrana getirebilirlerse yemin metnini de duymuş oluruz bu arada. Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ali Halaman. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. Evet, yemin metninden iki örnek size dinlettik canlı olarak. Şu sırada yemin töreni devam ediyor. Milletvekilleri, AKP'li milletvekilleri yeminlerini ediyorlar. Sayın Sever, işte bu yemin sonrasında siz de Aydınlık Gazetesi'nde çarpılacaksınız, evet, manşetini attınız. Evet, evet. Çünkü şundan dolayı şimdi az önce yemini dinledik, devletin varlığını koruyacağı üzerine an içiyor. Ya devlet mi, evet, bıraktınız ortada? Hangi devlet? Devlet mi bıraktınız ortada? Yani şimdi bakın bu meclisin sözüm ona 30 küsur milletvekili şu anda Diyarbakır'da and içiyorlar. Niçin and içiyorlar? Diyarbakır'da toplanmışlar. Oraya o yolculuğa şöyle çıkmadılar mı Diyarbakır yolculuğuna? Yeni bir parlamento, yerel bir parlamento, ikinci bir parlamento. Bu hedeflerle çıktılar. Aslında tabii biraz şeyde Hatip Dicle olayı da bir bahane oluyor, bir fırsat oluyor, bir bahane verilmiş oluyor ve güzel. Diyarbakır'da yeni devletlerinin, yeni bir şeyin iradesi uğruna, iradesi için yeni bir devletin ve yeni bir parlamentonun şey için bununla ilgili yemin edecekleri, yemin ettikleri, ayrıca bu yemini etmeyecekleri, bu yemine bağlı kalmayacaklarını açık açık ilan ederek geldiler mi bugüne kadar?
bunları söyleye söyleye geldiler. Her şey o kadar meydanda ki. Ve sonra milletin bölünmez bütünlüğü. Ya milletin bölünmez bütünlüğü mü kalmış? İşte şu manzara bile, bugünkü şu ikili parlamento manzarası bile yeter. Ne hale geldiğimizi ve nasıl bölündüğümüzü. En sonunda laiklik üzerine yemin devam ediyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Laiklik düşmanı akımın, laiklik karşıtı akımların odağı olmaktan mahkum olmuş bir partiyle, işte Sayın Oktay Ekşi de onları kutluyor birinci parti olmak dolayısıyla falan filan ve laik bir anayasa, laiklik ilkesini koruyacak bir anayasa yapmayı temenni ediyor. İnsaf edin ya, insaf edin. Siz laiklik düşmanlığına mahkum olmuş bir partinin %50 oy devşirdiği, topladığı ve oraya iktidara oturtulduğu bir yerden, bir parlamento, bir meclisten bahsediyorsunuz. Ne? Hangi laiklik? Laiklik mi kalmış, laiklik mi bırakılmış burada? Bunların hepsi büyük bir yalan. Onun için o başlığı atıyoruz. Çok büyük bir yalan. Sayın Sever, bu yemin krizine nasıl gelindi? Bununla ilgili bir haberimiz var. Bu ikiye bir hukukuyla ilgili Ergenekon davalarına bakan mahkeme heyeti tam 20 aydır kararlarda uzlaşamıyor. Mahkeme Başkanı Köksal Şengül'ün tahliye talepleri diğer iki üye hakim tarafından sürekli reddediliyor. Bu işte bir terslik var diyen emekli yargıç Ömer Yasaysa böyle kimselerin hakimlik yapamayacağına dikkat çekiyor. Gereği düşünüldü diyene kadar yargıç ne karar vereceğini bilemez. Bilirse sakattır. Peşin hükümle hareket ediyor demektir. Ama şimdi artık hangi mahkemenin hangi hakimi hangi konuda ne karar verecek biliniyor. Hukuk tarihimizde daha önce hiç yaşanmamış bir duruma tanıklık ediyoruz. Ergenekon davalarında görevli 3 hakim 20 aylık sürede kararlarda uzlaşamadı. Bu nasıl heyet sorusunu akıllara getiren ikiye bir kararlar son olarak da Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın tahliyelerinde gündeme geldi. Tahliye talebi Mahkeme Başkanı Köksal Şengün'ün şerhine karşı iki üye hakimin oyuyla reddedildi. Çok zaman muhalefet şerhi vermişimdir. Ben muhalefet şerhi verdiğim zaman 3 duruşma en fazla gider. O 3 duruşmada ya ben onları ikna ederim, diğer başkan ve üyeyi, ya da onlar beni ikna ederdi. Hukukçular birbirini ikna edemeden 20 ay bu böyle sürmez. Bu işte bir terslik var. Ergenekon davasına bakan mahkeme heyetinde ilk ayrılık 20 ay önce 23 Ekim 2009'da yaşandı. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün o tarihten bu yana Doğu Perinçek, Ergün Poyraz, Tuncay Özkan, Fatih İlmioğlu ve Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 36 tutuklunun tahliye edilmesi yönünde oy kullanıyor. Ancak tahliyeler iki üyenin red oyuyla 20 aydır gerçekleşmiyor. Hukuk ikna sanatıdır. Yani hakim karar verdiği zaman eğer sanığın beraatine karar vermişse onu bile sanığı ikna etmesi lazım. Ağır ceza mahkemelerinde 10 yıl görev yapan emekli hakim Ömer Yasa mahkeme heyetindeki bu ayrılığı ulusal kanala değerlendirdi. İkna olunur, anlatılır, ikna olunur. Burada ikna olmuyorlar. Sen meslektaş birbirinizi ikna edemiyorsunuz. Karar verdiğiniz zaman siz kamuoyunu nasıl ikna edeceksiniz? Ömer Yasa hakimleri suçladı. Bu hakimlik yapamaz böyle kimseler ya. Yani mantığı çalışmayan bir kimse nasıl hakimlik yapacak? Ama bu hakimlik yapmamasını sağlayacak bir kuruluş yok, örgüt yok. Yani HSYK emir komutayla tayin edildi, seçilmedi ki, tayin edildi. Evet, durum böyle. Sayın Ferit İlsever'le, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'le gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gündem özeldi. Evet Sayın İlsever, 20 aydır uzlaşamayan bir mahkeme heyeti olur mu? Bir mahkeme olur mu? Ya bu hakimler nasıl hakimler? En son cümlesi Sayın Ömer Yasa'nın çok anlamlıydı. Emir ve talimatla kurulmuş mahkemelerle hukuk olmaz. Hakikaten öyle. Yani hukukun tamam bittiği, tükendiği, yerlerde süründüğü bir yerdeyiz. Bu en son, bu uygulamada bunun son derece somut bir ifadesi. Ama o şimdi hukuk olmaz, o yukarıdan gelen emir ve talimatlar olur. Yani siyasi dayatmalar olur en sonunda hakim diye ya da heyette önümüzde duran şeylere, kurumlara yapılan muamele budur. Hangi siyaset? Onu da biz Ömer Yasa'nın sözlerine ilave edelim. Yapılan olay şudur. Gladio Merkezi tarafından, Türkiye'de kurulmuş Amerikan diktası tarafından önümüzde yapılacak olan bu anayasa değişiklikleri için ve yeni hazırlanan bölünmüş Türkiye Anayasası, onun hukukunu oluşturacak olan anayasası için ve bunun çok önemli bir parçası olan PKK'ya ve genel başkanlarına ev hapsi için, sözüm ona, bir af hazırlamak için içeride rehin tutuluyorlar.
İşin esası bu. Artık o Ergenekon, Balyoz, Poyraz vesaire filan dediğimiz davaların tamamında mesele bir Balbay, Haberal bilmem ne meselesi değil. Onların milletvekili olması meselesi değil. Bu, burada dava diye sürdürülen bu operasyonların tamamı için söylüyorum aynı şeyi. Bunlar tamamı için Sayın Ömer Yasa'nın söylediği gibi hukuk bitmiştir. Mesele sadece bir, burada ikiye bir karar alınma değil. Ya ikiye bir kararı 20 aydır alınıyor. Orada mahkeme başkanı bütün tutukların, yani tutukların çok önemli bölümünün serbest bırakılması için 20 aydır o karara imza atıyor. 2-1 bugün ortaya çıkan bir tablo değil ki. Ve bu 4 kişinin milletvekiliyle ilgili bir karar değil ki. Onunla ilgili bir karar değil ki. 2'ye 1 olayı, evet, bu şeyi bitiren, hukukun burada kalmadığını ve tükendiğini ve dolayısıyla burada tutuklu kalmak üzere hiçbir şeyin bulunmadığını, gerekçenin bulunmadığını ifade eden çok anlamlı bir karardır aslında. İki olmasının nedeni, yani birin karşısında yok olmasının nedeni tamamen siyasi şeydir. Bir dayatma dolayısıyladır sonuç itibariyle. Ve dolayısıyla yine Aydınlık'ta bugün o başlığı attık, anayasa rehinleri dedik. Anayasa rehinleri dedi Aydınlık gazetesi. Yani bunu Tayyip Erdoğan zaten açık açık söylüyor. Niye bunları seçtiniz? Bunları seçerseniz böyle olacağı belliydi. Biz size zaten söyledik. Başka aday yok muydu? Daha önceden de söyledik. Evet, evet. Hakikaten Tayyip Erdoğan söyledi. Bakın dedi, bunlar seçilirse sanmayı ki hemen söylemedi mi bunları? Hepsini dinledik. Bütün izleyiciler biliyor. Sanmayı ki hemen meclise girecek. Niye tutuluyorlar? İşte diyor ki, onu da yine Tayyip Erdoğan söylüyor. Abdullah Gül söylüyor. O bugün hani ayakta işte az önce alkışlandı ya. Meclise girerken büyük alkışlarla karşılandı. Çankaya'da oturan Abdullah Gül demedi mi? Fırsat, bakın ne güzel. Mahkeme bırakmıyor. Tutukluluklarını devam ettiriyor. Milletvekillerinin, ne güzel, bakın bu bir fırsat değil mi? Hangi fırsat? Anayasayı değiştirmek için bir fırsat. Anayasanın bilmem ne maddesini, hayır o değil. Anayasanın tümünü ve işte o değiştirilemez maddeleri en başta olmak üzere anayasayı bir bölünmüş Türkiye anayasası yapmak için yaratılmış bir fırsat olarak ifade ediyor. Bunu Tayyip Erdoğan da aynı şekilde söylüyor. Ankara'ya bağlanacağız. Umut Albayrak karşımızda, mecliste gelişmeleri izliyor. Umut, sesimizi duyabiliyor musun? Evet. Evet, mecliste andışma töreni başladı. Neler oluyor? Ayrıntılar sende. Evet, şu an alfabetik sıraya göre illerin alfabetik sırasına göre milletvekilleri yemin ediyorlar. Şu an Afyonkarahisar milletvekilleri yemin ediyorlar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi meclis genel kuruluna katılmama, yemin etmeme kararı almıştı. CHP milletvekilleri genel kurul salonundalar ancak yemin etmiyorlar. BDP destekli bağımsız milletvekilleri katılmadılar genel kurul toplantısına. Onlar Diyarbakırlılar. AKP ve MHP milletvekilleri de isimleri okunduğunda gelip yemin ediyorlar. Oktay Dikşi ilk yemin eden milletvekili oldu. En yaşlı üye olarak Oktay Dikşi ayrıca geçici meclis başkanı olarak oturumu açtı. Cumhurbaşkanı Gül Meclis Genel Kurulu'na geldi. Abdullah Gül'ü anons ettiği zaman Oktay Ekşi Genel Kurul Salonu'nun tamamının alkışladığını ifade edebiliriz. Abdullah Gül de ayağa kalkarak Genel Kurul Salonu'nu selamladı. Oktay Ekşi bir konuşma yaptı andışma töreninden önce. 23 Nisan 1920'den bugüne görev yapmış bütün milletvekillerini andı. Daha sonra tutuklu olduğu halde buraya gelerek yemin edemeyen milletvekillerinden bahsetti. Tabii kendi partisinden milletvekilleri de vardı. Bunun, böyle bir durumun meclisin şerefle dolu geçmesine hem de demokrasiye yakışmadığını ifade etti Oktay Ekşi. Bunu kayda geçiriyorum diye konuştu. Ekşi 1960 sonrası kurucu mecliste en genç üye olarak bulunduğunu hatırlattı. O tarihte Türkiye'nin en demokratik anayasasını yaptığını kurucu meclisi ifade etti. Şimdi toplanan meclisi bu yönde bir anayasa yapma hedefiyle toplanmıştır. Bu anayasanın ilk 3 madde, anayasanın ilk 3 maddesi ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı bir anlayışla ve uzlaşıyla anayasa yapmasını diliyorum diye konuştu. Ayrıca basın özgürlüğü tartışmalarına son verecek düzenlemeler yapılmasını da istiyorum dedi Oktay Ekşi. İstiklal Marşı okundu ardından Oktay Ekşi kısa bir konuşma daha yaptı. Anayasada laikliğin korunması gerektiğini ifade etti ve ardından andışma törenine geçildi. Adana ile başladı andışma töreni. Aslında Adana'da tablonun özeti vardı.
İlk olarak BDP destekli bağımsız milletvekili Murat Bozdak'ın adı okundu. Murat Bozdak meclise boykot eden milletvekilleri arasında BDP'nin kararı gereği. Murat Bozdak yok denildi. Ardından AKP adına Ömer Çelik anons edildi ilk olarak. Ömer Çelik geldi, yeminini etti. CHP'den Turgay Develi'nin ismi anons edildi. Turgay Develi oldu, mecliste olduğu halde kalkmadı. Hemen ardından tekrar yemin törenine devam edildi. MHP'den de ilk olarak Ali Halaman Adana milletvekili gelerek yeminini etti. Şu an Afyonkarahisar milletvekili Kemalettin Yılmaz MHP adına yemin ediyor genel kurulda. Yemin töreni tabii çok uzun sürecek. Yaklaşık 6,5-7 saat sürmesini bekliyoruz biz. Bütün iller milletvekilleri okunana kadar devam edecek. Evet. Biz gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. Umut, CHP'nin bu kararı Ankara'da diğer partilerde, siyasi çevrelerde nasıl yankı buldu? CHP tabii bugün iki kritik toplantı yaptı. Öncelikle MYK'yı topladı, ardından grup toplantısını yaptı mecliste ve hükümetten herhangi bir adım atılmadığı, çözüm üretir yolunda bir taahhütte bulunmadığı takdirde yemin etmeyeceği yönünde bir karar aldı. Kılıçdaroğlu çözüm üretilene kadar yemin etmeyeceğiz dedi. Kararın özeti buydu aslında. Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir CHP'nin kararına yönelik bir diyorum bir değerlendirme geldi. Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız dedi Tayyip Erdoğan. Yani AKP cephesi öncelikle CHP'nin teklifini dinlemeyi düşünüyor. Bu böyle anlaşıldı mecliste. Ve CHP'de aslında AKP'den adım bekliyor. AKP CHP'den, CHP'de AKP'den bir adım bekliyor gibi bir anlayış şu an hakim. Tabii Cemil Çiçek ve Haluk İpek'in CHP'den randevu istediğine ve yarın saat 11'de CHP yönetimiyle bir görüşmenin yapılacağını da belirtelim. Bir ulaşı arayışları olabilir. Yarınki gelişme tabii belirleyici olacak. Ancak CHP bir adım atılmazsa, çözüm yolunda bir ikna edici bir adım atılmazsa, bir taahhütte bulunulmazsa hükümet tarafından yemin etmeme tutumunu sürdürecek. Peki Umut, çok kısa bir şey daha. CHP'nin yemin etmemesi, BDP'nin katılmaması meclisin çalışmasına nasıl etki edecek önümüzdeki günlere dair, bu konuda söyleyecekleri var mı? Tabii muhakkak CHP'li milletvekilleri yemin etmezse meclis çalışmalarına katılamayacaklar. Yine BDP'nin vetosu devam ettiği sürece BDP'liler de meclis çalışmalarına katılamayacak. Bu meclisin aslında çalışmasına en azından etik olarak bir engel teşkil ediyor. Eğer hukuki olarak bu tip bir engel söz konusu olmasa bile ana muhalefet partisinin ve yine mecliste grup kuracak sayıda çoğunlukta bir milletvekili sayısı olan BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerinin katılmaması meclisin aslında fiilen çalışamayacağı anlamına geliyor. Bu yönde tabii önümüzdeki günlerde bir orta yol bulunacağı yönünde bir eğilim söz konusu olduğunu ifade edebiliriz mecliste. BDP'nin boykot, CHP'nin de yemin etmeme yönündeki kararları tabii önümüzdeki günlerde yumuşayabilir. Çünkü hükümet cephesinden de işte toplantı talep etmeleri vesaire gibi somut adım atılması, bir orta yol bulunması yönünde bir geri dönüş söz konusu diyebiliriz. Bu CHP milletvekilleri ve BDP destekli bağımsız milletvekilleri de yani yemin etmeyen milletvekilleri de daha sonra katılacakları ilk bileşimin başında yemin edebiliyorlar. Böylece de meclis tam kadro çalışmasına sürdürebilecek. Umut, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için, değerlendirmelerin için. Evet, Umut Albayrak Ankara'dan, meclisten bildirdi son gelişmeleri, orada konuşulanları ve son durumu aktardı bizlere. Biz de gündem özel programımızda Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'le değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet Sayın İlsever, durum böyle. Siz CHP'nin bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani doğru mu buluyorsunuz, yoksa daha evet, farklı mı davranılmalıydı? Ne evet, diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben önce demin Sayın Ömer Yasa'nın gündeme getirdiği konuyla ilgili birkaç cümleyle o konuyu bir kapatalım. Ben şunu ifade etmiştim az önceki
bir anayasa rehinleri, rehin tutma operasyonuna karşı karşıyayız diye. Bunu hem Tayyip Erdoğan'dan, Abdullah Gül'ün açıklamalarını falan şey yaptım ama şunun netleşmesi lazım. Niçin rehin? Neye rehin? İki tane sebepten bir daha onu vurgulayalım. Bu yeni hazırlanacak sivil sözüm ona sivil dedikleri anayasaya, anayasaya karşı bir şantaj ve tehdit unsuru olarak, rehin olarak içeride tutulmaktadırlar ve aynı zamanda milletvekillikleri bazılarının, milletvekili seçilmiş olanların tanınmamaktadır. Ve bu süreç uzatılarak, bu tırmandırılarak bu gerginlik oradan bir işte aman anayasayı yapalım da bu milletvekillikleri de ve hatta daha sonra bir afla beraber içeride haksız, hukuksuz yere tutulan insanlar da özgürlüğe kavuşsun gibi neredeyse biz bu filmi 1980 öncesinde, 12 Eylül darbesi öncesinde iki kutuplu bir terörü tırmandırma şeyi siyaseti olarak o aynı bugünkü bunu uygulayan Gladion Merkezi'nin o günkü şey olarak, bir gerçekliği olarak yaşamıştık. Ona çok benzeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bugünkü kriz karmaşa da bilinçli olarak mı yaratıldı? Bilinçli olarak geliştirilmektedir, tırmandırılmaktadır ve işi bir anayasa dayatmasına, bölünmüş Türkiye tablosunun hukukuna, ikincisi de Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak ya da ev hapsine onu ulaştıracak, götürecek, bir affa götürecek, bir af şeyine dayatmak için, ona zorunlu kılmak için. Şeye gelince, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sordunuz. Şimdi aslında bugünkü meclis, bugün açılan bu meclisi 1918 meclisi dedim, meclisi mebusan dedim. Şimdi bir önünde bu anayasa, sözünü ettiğimiz anayasa görevi var. İkincisi de bu görev zaten uygulanmaya başlamış. BOP eş başkanlığının, bu iktidarın, Abdullah Güller'in, Tayyip Erdoğan'ların temsil ettiği BOP eş başkanlığı iktidarının somut, işgalci, saldırgan, Amerika Birleşik Devletleri hesabına, NATO hesabına bölgede üstlenmiş olduğu misyon var, görevler var. Onların da zamanı gelmiştir, günü gelmiştir. Bu Libya tezkeresine evet diyerek başlamıştır bu süreç. AKP'nin tabii ki dayatmasıyla ama tabii aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de oylarıyla, desteğiyle bu süreç açılmıştır. Ve görüyorsunuz her gün Libya'ya düşmanlık ama çok daha somut, güncel Suriye düşmanlığıyla bu süreç sürdürülmektedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Gladion'un bizzat kışkırttığı bir Suriye-Türkiye düşmanlığı, bir Türkiye-İran düşmanlığı gündemlidir somut olarak ve bu işin sadece bir şey olarak kalmayacağı da meydandadır. Bir propaganda, bir şeyin, psikolojik savaşın tırmandırılması tarzında kalmayacağı da meydandadır. Amerika Birleşik Devletleri acelesi vardır, çok büyük bir kriz içindedir ve siyasi müdahalelerle, askeri müdahalelerle bu bölgede BOP'a, bu bölgeye yeniden şekil vererek bu işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır. Tabii her el attığı yerde yenilgiyle ve büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Afganistan'da böyle olmuştur, Irak'ta böyle olmuştur. Şimdi Libya'da ve bu Suriye'de ve bu bölgede ki şeylerinde, maceralarında, gündeme sokmuş olduğu maceralarında sonunda altında kalacaktır. Göreceğiniz bütün toplumsal izler, işaretler bunu göstermektedir. Şimdi ne yazık ki bu her iki meselede de Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki bu BOP projesinin yanındadır. Bugüne kadar ki bütün açıktır. Yeni anayasa şeyini, teklifini kendileri de yapmaktadırlar ve yeni anayasa teklifine işte tarikat ve tekke ve zaviyelere özgürlük, ondan sonra Atatürk ülkelerin bekçiliği bitmiştir. Yok efendim laiklik diye bir tehlike yoktur. Laiklik tehlike altında değildir falan filan edebiyatıyla sürdürüyorlar. Hatta genel af, o genel af sözünü ettiğim şeyi ilk söyleyen, Türkiye'de adını açık açık telaffuz eden maalesef Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yani bunlarla oluşturulan bir anayasa, ikincisi Libya tezkeresine, bu saldırgan NATO politikasına, bunlar bizzat destek oldular, oy verdiler ve bugün Suriye düşmanlığını yandan, alttan, sağdan, soldan körüklemeye devam ediyorlar. O politikanın uzantılarıdırlar. Yani bu dolayısıyla MHP için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bu meclisi oluşturan bu kuvvetlerin, başta AKP olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin, bakın şöyle söyleyeyim, önlerine konan görev budur. Türkiye'yi parçalamış, Türkiye'nin hukukunu yaratmak, anayasasını yapmak ve bir piyon haline getirilmiş BOP şeyinde, projesinde taşeron piyon, Amerika'nın piyonu haline getirilmiş. Zaten orduya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttükleri operasyonlarla maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri yerlerde sürünmektedir. İşin gerçeği budur. Ne yazık ki budur ve buradan türetecekleri bir sözüm ona, özel orduyla, yani Amerika'nın emrinde, doğrudan NATO'nun emrinde bu bölgede saldırganlık yapacak bir şeyle, kuvvetle oraya buraya, evet, Amerikan menfaatları uğruna saldırma şeyidir ve bizi
bırakın sıfır politikayı, bütün komşularımızla düşman yapacak, boğaz boğaza getirecek bir süreci ateşleme dönemi açılmaktadır bugünkü bu meclisle beraber. Efendim işin gerçeği budur. Şimdi buna şöyle, şu söylediklerime şöyle bir nokta koymak istiyorum. İnanın istedikleri kadar AKP'siyle CHP'siyle bu şeye dört elde sarılmış görülüyorlar. Buna dolu düzgün bu yolda devam edecekler. Bu görülüyor, açıkça görülüyor. Ama yine göreceksiniz ki Osmanlı Meclisi'nde de aynı 1915, 1920, 1919 gerçek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumu süreci içinde yaşadığımız tabloyu hatırlayalım. Oranın da vatansever unsurları, yurtsever unsurları ayağa kalktılar ve birçok şeyi, buradaki alınan kararları, yasaları, yapılan yasaları, şunları bunları hepsini ellerinin tersiyle itmesini bildiler ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birçoğu temel unsuru haline geldiler daha sonra. O tarihi de unutmayalım. Bakın bu meclise de öyle isyanlar olacaktır ki, o laikliğe karşı, ondan sonra milli devlete karşı, ondan sonra sosyal hukuk devleti falan filan, o anayasanın değiştirilmez, bölünmez Türkiye bayrağı karşı, Ankara'ya karşı falan filan alınacak, Türk milletini tanımlayan o hükümlere karşı alınacak, bütün atılacak bütün adımlara karşı göreceksiniz, AKP'si dahil olmak üzere, tabanı dahil olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve MHP'den vatanseverler ayağa kalkacaktır ve buna izin vermemek için ellerinden gelen her şeyi de yapacaktır ve Türkiye'nin buradan çıkışı Milli Meclis'tir bakın. Bunu çok net görelim değerli izleyicilerimiz. Böyle kurgulanmış, kurulmuş, senaryolarla oluşturulmuş, bilmem ne kasetleriyle oluşturulmuş operasyonlarla, gladyo operasyonlarla oluşturulmuş meclis falan değil. Gerçekten milli iradeye dayanan, milletin özgürlüğüne, iradesine, onun gücüne dayanan, onu seferber eden bir milli meclis. Çözüm budur. Önümüzdeki gidişatımız da buraya gidecek. Bakın ve bu büyük kargaşa içeri maalesef bir kaosa itildiğimiz belli. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere onun buradaki uzantıları PKK'sıyla, AKP'siyle, şusuyla, busuyla bir kaosu tırmandırma şeyi izliyorlar. Öyle mi? Göreceksiniz bu kaosun içinden, o büyük altüst oluşları içinden Türkiye gözünü açarak, uyanarak bu milletimiz ve öncülerle beraber yeni bir milli meclise çıkacak. Bunun başka yolu yok. Evet. Peki sizin de az önce bahsettiğiniz, medyada da bahsedilen bu işte af, önümüzdeki döneme dair bir af çıkarılması, milli barış, evet, AKP'nin söylemiyle, bu böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Tabii yani şöyle, bakın şöyle, şimdi bugünkü tabloya bakıldığı zaman bu imkansız, zor gibi görünüyor ama ne oluyor? Öyle bir şey, öyle bir süreç tırmandırılıyor ki, hukuksuzluklar, kanunsuzluklar, dayanılmaz hale gelmiş olan haksızlıklar, vicdansızlıklar, ne olur toplumda en sonunda, ya yani en sonunda ister istemez ben size söyleyeyim, ya artık olsun bu yaptısın da, ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne olursa olsun diyerek biz 12 Eylül darbesine eyvallah dedirtti bu millete, dedildi değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni getirdiler, bu milletin başına bir faşista diktatörlük olarak oturttular. Ne, aman şundan, şu terör belasından kurtulalım, aman şu zulümden ve bilmem nereden kurtulalım şeyle. Hatta bakın ben size söyleyeyim, yarın öbür gün bir millete af ve özgürlük bağışlamış. Ya bugün cezaevleri tıktım tıktım dolu, hepimiz biliyoruz ve tutuklu sayısı hükümlüden fazla. Bunlar yıllardır konuşuyoruz bunları. Yani haksız tutuklamalar, şunlar bunlar zirveye çıkmış durumda. Düşünebiliyor musunuz ya, Sayın Genel Başkanımıza Doğu Perinçe hücre cezası yok, yetmiyor arkasından görüşmeme cezası yok, bilmem propaganda, seçime katılacak propaganda yapmama, evet, cezası yok, eşiyle telefonda görüşmeme cezası, şimdi 4 ay açık görüş yapmama cezası, ceza üzerine ceza. Tabii ben şunu söyleyeyim, ben İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım, önümüzdeki günlerde İşçi Partisi bu uygulamalara karşı gerekli şey gösterecek, tepki gösterecek. Öyle Doğu Perinçek orada yatan herhangi bir aydın, herhangi bir vatandaşımız değil, bu partinin genel başkanı. Ve bakın göreceksiniz Türkiye çapında nasıl bir ses çıkıp söyleyecek bu haksızlığa, bu zulme karşı. Yani benim söyleyeceğim şey şu, en sonunda işi tırmandıra tırmandıra öyle bir noktaya getirecekler ki bu da artık gündeme gelecek, af olayı da gündeme gelecek bir şey. Ve bakın burada kimsenin affa ihtiyacı yok. Ben bu Ergenekon tutukluları, bilmem Ergenekon falan adı, balyoz vesaire adı, burada beklenen af, istenen af maf değil. Ya burada yargılama yapılacaksa adam gibi yapılır, yargılama falan yok burada. Hukuk falan katledilmiştir burada. Evet. Yargı falan katledilmiştir. Ve bu davalar sonuçlandırılır ve bizim istediğimiz gibi sonuçlandırılacaktır. Çünkü şimdiye kadar ki bütün delildi, kanıttı falan ortaya getirilen her şey Türkiye'nin yurtseverlerini, öncülerini ve devrimcilerini doğrulamaktadır. Böyle bir affa falan ihtiyacı yok. Ama oradaki şeyi, eşkıyayı affetmek için, onu kurtarmak için ve onu da meclise taşımak için
yeni bir siyasi şeyle planlanmış bir senaryo karşı karşıyayız. Devam edeceğiz Sayın Ferit Sever. Telefonda bir konuğumuz var. Sayın Can Ataklı konuğumuz. Sayın Ataklı hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, hep birlikte izliyoruz. 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yemin töreni başladı. Ve durum belli. BDP'liler Diyarbakır'da bir araya geldi. Meclise katılmıyor. CHP son dakikaya kadar toplantısını sürdürdü ve açıkladı. Meclise geleceğiz ama yemin etmeyeceğiz şeklinde. Bu gelişmeler sonrasında, bu kritik süreç sonrasında sizin değerlendirmeleriniz, Türkiye'yi neler bekliyor? Siz neler diyeceksiniz? Şimdi benim anladığım yani İktidar Partisi %50 oy almasına rağmen nedense daha kaos yolunu seçti. Daha gergin ve kritik başlamasını sağladı. Yani 8 milletvekilini hapisten çıkarmak bu kadar zor bir şey değildi. Ayrıca çıkmış olsalardı adeta sorunsuz bir meclis açılışı olacaktı. Belki BDP artık Dicle için biraz gürültü çıkaracaktı ama onlar da geleceklerdi. Çünkü artık Dicle'nin durumu farklı. Ama iktidar nedense ısrarla hapiste kalmalarını tercih etti ve karar da sonuçta görünen ki o. Yani bu akşama kadar da bir şey değişmez ya da itirazlar ne olur bilemiyorum. Bir kaos ortamına tabii gidiyor. Buradan kim ne umuyor onu şu anda anlamak o kadar kolay değil. Çünkü değişik söylemler var. Yani bir AKP'nin bir baskın seçime gidip hadi o zaman seçime gidip deyip burada kamuoyunda yıpratılmış bir CHP ve MHP'yi daha da alt edebileceğini ve oy oranını daha yükselterek anayasayı tek başına yapma hakkını kazanabileceğini söyleyenler var. Anayasa yapma şansını kaybettiği için şimdi işi bir krize ve kaosa sokup en azından o verdiği sözlerden kurtulmak için yapıyor olabilir. Ya da hiç aklımıza gelmeyen başka teorileri vardır belki başbakanın. Ama yani çok rahat açabileceği ve yoluna devam edeceği bir süreci bir krizle götürmesi bana çok şaşırtıcı geliyor. Herhalde önümüzdeki günlerde kriz daha da derinleşebilir eğer bir takım kararlar alınmaz. Çünkü en azından meclis başkanlık seçimi var. Hı hı. Yani orada bir sorun çıkmaz ama yemin etmemiş CHP'liler başkanlık divanında da yer alamayacağına göre ya orası boş kalacak ya da hani madem siz yoksunuz o zaman biz başkanlık divanının tamamını oluşturuyoruz. Krizi daha da yoğunlaştırabilirler. Yani tuhaf bir gidiş. Yani çok daha rahatlanacağı ve düşündüğümüz bir dönemde bu kadar sorunlu açılması meclisin iyi olmadı. Hı hı hı. Sayın Ataklı bu kriz sizce bilinçli olarak mı yaratıldı? Ya herhalde yani çünkü krizin çıkış nedeni Hatip Dicle'yi saymıyorum. 8 tutuklu milletvekilinin çıkarılmaması. Yani burada bu kadar diretip onları hapiste tutmanın ne alemi vardı onu anlamak çok zor. Bu şekilde de meclisin çalışamayacağını söylüyorsunuz. Herhalde hayır zorlaşır yani ama bu tabii kamuoyuna nasıl yansıyacak? Çünkü kamuoyu yani ben kendi gözlemlerimden söyleyeyim. Hani değişik yerlerde konuşunca pek çok konuda ya eksik bilgisi var ya yanlış bilgisi var. Şu anda ne olup olmadığını anlayamıyor. Yani mesela kamuoyunun çok önemli bir bölümü 8 kişinin milletvekili de olamadığını zannediyor mesela. Ya da niye onları da diretildiğini söylüyor. Şimdi başbakan kalkıp da aday mı bulamadılar dediği zaman bu aynı zamanda bir siyasi müdahale. Çünkü demokratik yaşamda eğer seçilme hakkı tanınıyorsa tutuklu bir şahsa herhangi bir davası devam eden bir kişiyle ilgili aday yapma bir sorun değilse bir başka partiye niye böyle yaptın bak sorun çıkarıyorsun demek de demokratik olmaz. Şimdi bunu bastırıp adamları da içeride tuttuğunuz zaman bunun krize yol açacağı ortada. Şimdi CHP'nin bugün yaptığı eylemden sonra bir taviz almadan ya da en azından kendi arkadaşlarını kurtarmadan yola devam etmesi çok zor. Yani buradan geri adım dağıtması çok zor. O halde bir CHP krizi yaşayacağız. MHP başlı başına bir olay. Yani o hiçbir tavır koymadan meclise katılıyor. Aynı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. Onlar neyi umutlardır, yani neyi amaçlıyorlar o da belli değil. Evet. Yani burada bir muhalefet tavrı. Şimdi yani kavramları birbirine karıştırırsak, yani bunu yaparsak BDP ile aynı kalıba düşüyoruz. Bunu yaparsak AKP'nin yanındayız. Bunu yaparsak işte kendimize ters düşüyoruz gibi hesaplar yapamaz. Demokratik olarak bir direniş yöntemi ya da bir karşı koyma yöntemi bulmak gerekiyor. Bunu yapmayacaksınız ama başka bir şey de yapmayacaksınız.
İş tabii zorlaşıyor şimdi. CHP tabii dönüş olmayan bir yola girdi. Peki, onun için de direnmek durumunda. Peki nasıl çözülür bu kriz sizce? Şimdi tabii onu söylemek zor. Yani zor. İlk akla gelen işte bir hızlı bir yasal düzenleme yapmak ya da işte henüz itirazdan sonuçlanmadığına göre hani oradan olumlu bir karar çıkmasını beklemek pek çok şeyi çözer. Ama onun dışında belki bir daha hızlı anayasa ya da mevsim tatile girmeyerek bazı yasal düzenlemeleri yapmaya Ramazan ayına kadar hiç olmazsa yani tatili kısaltarak önümüzdeki 15-20 günü yoğun çalışıp bunun örnekleri var. Yani o prosedürü hızlandırmak, hemen komisyonları kurmak ve bazı yasal sorunları ortadan kaldırmak kolay ama işte bunun karşılığında o zaman iktidar partisi de bir şey isteyecek. O da ne bileyim işte anayasa konusunda ben yazarım sen destek olursun mu der. Transferlere mi girişir? Çünkü sonuçta 5 kişiye ihtiyacı var. Yani tahmin zor, spekülasyon olur. Ama en iyi çözüm en azından bu tutuklu milletvekilleri neyse gelirler. Ondan sonra her parti kendi gücü oranında ve politikası gereği pazarlıklarını yapar. İktidar partisi özellikle anayasa yapma konusunda tabii ki sıkıntıda eksiği olduğu için hiçbir şekilde uzlaşarak yapmak istemeyecektir. Yani kimse kendini kandırmasın diyorum ben. Yani bizim sayımız 5 eksik o zaman uzlaşırız. Hayır. AKP'nin kendi başına yazmayacağı bir anayasa işine gelmez. Çünkü o zaman kendi zihnindeki gibi bir anayasa olmayacaktır. Yani öyle bir dertleri de zaten yok. Onun için 330'u bulmayı çok istiyorlardı ki referanduma gidelim. Referandumda bir hakimiyeti olduğu kesin tabii. Evet. Ama o zaman tekrar bir transfer dönemi başlayabilir. Hı hı. Ya da bazı partiler kendi partilerine rağmen gidip oy verirler. Sorunu öyle çözerler. Hı hı. Onu bilemem ama yani zor bir sürece girdik. Türkiye'nin içte ve dışta sorunları var. Yani bir taraftan ekonomi sıkıntıya girmeye başladı. Çevremizde savaş rüzgarları esiyor ya da en azından bir sıcak çatışma rüzgarları esiyor. Böyle bir ortamda yani bence AKP bu tür direniş göstererek kendi ayağına da kurşun sıkıyor gibi geliyor. Eğer çok kurnaz başka bir politikası yoksa şu anda. Evet. Sayın Atak'ta çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Vatan Gazetesi yazarı Can Ataklı böyle diyor. Önümüzdeki günlere dair, bu gelişmelere dair değerlendirmeleri böyleydi. Gündem Özel'de Ferit İlsever'le, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'le gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, Sayın Ataklı böyle değerlendiriyor. Evet. Sayın İlsever zor bir sürece girdik diyor. İlerisini de tahmin etmek güç diyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim ben şöyle söyleyeyim. Sayın Ataklı'nın hani bir önümüzde bir yasal düzenleme olursa hızlı bir şekilde ve işte bu haksızlığa uğramış olan milletvekilleri de meclise girecek olursa belki bir yeni durum, yeni tablo yorumu. Çıkar. Tabii yani yeni bir tablo ortaya çıkacaktır ama ben size şunu söyleyeyim. Burada öyle bir meclis oluşturuldu ki bu kadar bilerek, isteyerek ve planlanarak yapılmış ve gerçekleştirilmiş bir olaydır ki buraya iki tane balbayın girmesiyle Engin Alan'ın girmesi üstünde bunu değişecek hiçbir tablo yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı iki tane daha artar. Bir tane de MHP'nin artar. İşte BDP de burada yerini alır. Diyelim ki bu meclis içinde. Bu meclise çizilmiş olan, verilmiş olan, tayin edilmiş olan görevler bunu hepsi biliyor. Bütün partiler biliyor. Bunu AKP'si de biliyor, CHP'si de biliyor, MHP'si de biliyor. Hepsi tabii büyük bir BDP'si de biliyor. Hepsi biliyor. Bu öyle tarif edilmiş belirli görevlerdir ki bu meclisten Türkiye'nin yararına, milli devlet yararına, cumhuriyet yararına en küçük bir şey çıkmaz. En küçük bir şey çıkmaz. Geldiğimiz yerde bu meclisin oluşmasının bir kez daha tekrar ediyorum. Temel etkenleri AKP tarafından ilan edilmiş olan bir laiklik karşıtlığıdır. Altı çizilerek bugüne kadar bu mevcut anayasanın eleştirilerinden ve değiştirilmesi gereken noktalarından bahsederken ön plana çıkan ilkelerden bahsediyorum. Bir tanesi laiklik ilkesidir. Bu değiştirilecek. Bu ne olursa olsun değiştirilecek. İkincisi üniter devlettir. Bundan AKP de rahatsız, şeyde rahatsız. Söyleyen adam BDP de rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi de bundan rahatsızlıkları falan zaman zaman ifade ettiler. Üniter devlettir ve Türk milleti kavramıdır. Anayasaya temel teşkil eden bakın Türk milleti ya ağzını alan ne AKP Başbakan ne AKP Genel Başkanı ne Cumhurbaşkanı Türk milleti diye bir şey yok. Bitti. Bitmiştir. Yani bizim
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımı yok edilmiştir, silinmiştir. Bu bunlara cevap verecek olan bir anayasa, sivil anayasa dedikleri şey. Bu hani ne olur diyoruz ya, bu şekilde şey yapılmış, çerçevesi çizilmiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna hizmet edecek bir meclis. Bunun dışında hiçbir şey beklemeyin buradan, hayal kurmayın. Ama bakın demin yine söylediğim gibi buna itiraz edecek çok sayıda milletvekilimiz çıkacaktır oradan. Her partinin içinden çıkacaktır. Büyük isyanlar çıkacaktır mecliste buna karşı, bu tür yönelişlere karşı. Ama önümüzdeki dönemin yönelişi budur. Bunun dışında hiçbir şey beklemeyin. Dolayısıyla buradan şunu demek istiyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Bu meclisin içinden Türkiye'nin yararına herhangi bir adım ortaya çıkması mümkün değil. Yani şöyle böyle yasal değişikliklerle, şunların bunların katılmasıyla, şu yöndeki değişikler, ufak tefek reformlarla, değişiklerle falan da düzelecek bir tablo değil. Bu kadar köklü bir manzarayla karşı karşıyayız. Biz 1919, 1920 yani, ile karşı karşıyayız. Albay, bakın hiçbir şey ne olur? Ne olur? Ne olur şu mecliste Allah aşkına söyleyin bana, ne olur? Ne değişecektir yani? Neyi değiştirecektir? Şimdi kafayı değiştirmek lazım, kafaları değiştirmek ve bugün geldiğimiz yerde şöyle söyleyeyim. Şu gidişata karşı burada benim çizmeye çalıştığım ve bugün de işte ilk sahnesini yaşadığımız bu tabloya karşı yapılacak şeyler vardır. Bu lafları milletimizi, bizi izleyen izleyicilerimizi, dostlarımızı ümitsizliğe, karamsarlığa sürüklemek için konuşmuyoruz, söylemiyoruz. Bir gerçeği tespit ediyoruz. Büyük tehlikeleri, büyük zorlukların altını çiziyoruz burada. Evet. Tabii ki buradan bir çıkış vardır. Türkiye büyük zorlukların içinden bugüne kadar hep Kurtuluş Savaşı döneminde, Gençtürk Hareketi döneminde, bütün o devrimci tarihimiz döneminde hep büyük zorlukların ve karanlıkların içinden çıkmasını bilmiştir. Ama bunun da yolu belli. Evet. Bu mecliste, burada oluşacak olan hükümette falan hiçbir şekilde bu olmayacaktır. Önümüzde bir milli meclis ve burada oluşturacağımız bir milli hükümet görevi vardır. Türkiye milli hükümetine sahip olacaktır. Yani gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk-Kürt kardeşliğini, gönüllü beraberliğini savunan ve milletimizi yeniden birleştiren ve ayağa kaldıran, bu bölgede başı dik politika izleyecek ve milletimizi huzura, refaha, barışa, kardeşliğe sürükleyecek, gönüllü birliğe sürükleyecek bir milli hükümet ihtiyacı vardır. Tabii bu en başta bu bölgede dik durarak, dimdik durarak, ayaklarımız üzerinde başımızı dik tutarak bağımsızlığımızı savunmaktan geçiyor. Evet. Ben bu bakımdan izleyicilerimizi, özellikle ulusal kanalı izleyen aydın nitelikli öncü unsurlar, bunu da biliyoruz. Evet. Yüz binlerce öncümüz. Bir Türkiye'nin bütün bunları gerçekleştirecek, bütün bu devrimci atağı, devrimci hamleyi, önümüzdeki dönem devrimdir Türkiye'nin ihtiyacı. Bunu gerçekleştirecek, yürütecek bir öncü karargah. Bir öncüler karargahı, örgütlü bir karargahı. O kadar acil ihtiyacımız var ki. Şimdi bakıyoruz, bakın bu tabloya, bize gösterin nedir bu falan dendiğinde, ben bunun dışında, İşçi Partisi'nin dışında, bütün pratiğiyle, eylemiyle, programıyla, bugüne kadar söylemiyle, onun dışında hiçbir gerçek yok. Ne yaparsanız yapın, geldiğimiz yer burasıdır. Oradan çıkın, MHP'den hareket ederek gelin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkarak ne yapacağız, çare nedir diye araştırın, bakın, nesnel, objektif. Yani bu gerçeğin dışında bir gerçek yok. Bu da bizim Türkiye'nin şansı. Tek şansı. Dolayısıyla burada toparlanacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Aklımızı, yüreğimizi birleştireceğiz ve İşçi Partisi'ni güçlendireceğiz. Bu önümüzdeki devrimci hattı, yolu, o milli hükümet rotasını adım adım burada planlayacağız ve yürüyüşe devam edeceğiz. Şimdi tabii bugün Sabahattin Önkibar çok önemli bir vurgu yaptı. Evet. Sokak dedi bugünkü muhalefetin şeyi. O da yani Yeni Çağ yazarı Sayın Sabahattin Önkibar bu meclisten bir şey beklemediği için bunu söylüyor. Tabii orada kastedilen şey bir halk hareketi. Halkımızın güçlü bir, örgütlü bir mücadelesi. Bizim bu kabustan, bu karanlığın çıkmamız her zaman olduğu gibi bir millet ordu beraberliğiyle olacak. Bunun dışında başka bir yolumuz yok. Milletin gücü, en başta tabii bu. Halkın örgütlü gücü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatana, millete bağlılığı, ettiği yemine bağlılığı. Bütün bu gücün oluşturduğu çok büyük bir kuvvetle bu belanın altından kalkacağız önümüzdeki dönemde. Tabii ben yine bir daha vurguluyorum. Bir öncü karargah, İşçi Partisi önderliğinde bir öncü karargah şey yapmamız, güçlendirmemiz, İşçi Partisi'ni orada toparlamamız şart. İşçi Partisi ne yapacak? Böyle bir meclis var karşısında ve 4 yıllık bir süreç var. İşte şimdi buna karşı sözünü ettiğimiz, bakın o bütün anayasa değişiklikleri, laiklikle ilgili, üniter devletle ilgili vesaire, o hükümlere karşı açılan, mecliste açılmış olacak olan savaşa karşı her cephede sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Bizim elimizde Türkiye'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını ifade eden anayasa çalışması var. Ta bunu
2006 yılından beri yapıyoruz, yaptık. Yüzlerce aydınımızla, binlerce aydınımız ve öncülük çalışmasıyla yaptık. Bunu tekrar güncelleyeceğiz. Açsınlar bu tartışmayı, yeni anayasa şeyine başlasınlar. Biz de Türkiye çapında bu tartışmayı açıyoruz. Bakın, Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa nedir? Devrimci bir anayasa nedir? Görelim bakalım. Biz bunun özünü, temelini hazırlamışız. O anayasa etrafında ve önümüzdeki o sözün ettiğim milli hükümetin programı etrafında bütün aydınlarımızı, Türkiye'nin öncü birikimini toparlayacağız, birleştireceğiz ve bu meclisin karşısına onları çıkartacağız. Buyurun diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu devrimci anayasa. Atatürk devriminin bugün yeniden uygulanması için gerekli olan anayasa ve programımız budur diye çıkacağız. Bu sadece demin söylediğimiz gibi anayasa meselesi değil. Bu meclisin atacağı her adım, her karşı devrimci hamle konusunda, karşı devrimci hamle karşısında İşçi Partisi'ni bulacak ve milletin bu gücünü bulacak. Evet. Aydınlık Gazetesi de galiba bu yolun parçası. Tabii, yani Aydınlık Gazetesi'nin burada önemli görev düşünüyor. Bakın, madem ki bunu da sordunuz Arşin, şimdi gerçekleri görelim. Yani bunu ifade eden, bunu yazan, çizen, bunu şey yapan Türkiye'de ikinci bir yayın organı var mı? Yani ben bugünkü duruma şikayet eden, muhalefet eden arkadaşlarımız, köşe yazarlarımız, hatta Sözcü Gazetesi, Yeni Çağ, bunlar var, ben bunlara bir şey demiyorum ama bu tablodan bize çıkış yolunu gösterecek ve bunu örgütleyecek, bu yolu bir yol haline, gerçek bir yol haline getirecek ve bizi de bir güç haline getirecek. Başka bir şey, ikinci bir olarak görebiliyor muyuz? Yok. Dolayısıyla bu şeyde müdahaleye ve soruya da teşekkür ederim. Yani ben okurlarımız, izleyicilerimizi aydınlık okumaya, etraflarına okutmaya ve bütün izleyicilerimizi, ulusal kanal izleyicilerini iki aydınlık alarak bir tanesini okumaya, bir tanesini okutmaya vatandaşlarımıza ve diyelim ki önümüzdeki bu ayların sonunda, yani bu yeni yıla girerken bugünkü 40 bin üzerinde seyreden tirajımızı 70-80-100 binlere ulaştırmaya davet ediyorum. Bunu el birliğiyle yaparız. Yaparız. Yani buna karar verdikten sonra. Bu zaten şöyle bir şey. Yani bunu yapmak demek aynı zamanda işte sözünü ettiğim bu öncü karargah içinde de şu veya bu şekilde görev almak ve ona da bir omuz vermek oluyor. En mütevazi tarzda bir omuz vermek oluyor. Buna da izleyicilerimizi davet ediyorum doğrusu. Peki çok erken ama aydınlık yarın nasıl çıkacak? Nasıl bir vurguyla çıkacak? Çok güzeldi. Çok güzel, evet. Şimdi aydınlık, onları konuşuyorduk aşağıda. Hemen buraya çıkmak zorunda kaldık. Tabii bu meclis şeyini, olayını bir kez daha şey yapacağız, işleyeceğiz. Meclisteki bu durumu bir kez daha izleyeceğiz. Bu burada kısaca özetlediğimiz şeyleri, tabloyu ve meclisin önüne konan, komşu olan görevleri bir kez daha özetleyeceğiz. Ve bugün aynı zamanda şeyde Habertürk gazetesinde bir haber vardı. Bu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yani Ergenekon davasına bakan mahkemenin MIT'in 34 yıl önceki, 33 yıl önceki bir CİA ile işbirliği konusunda, işbirliği yaptığı konusundaki bir iddialarla ilgili, bizim de iddialarımız bunlar. İddialarımız, yani bizim ortaya attığımız şeylerdi bunlar. Bir Genelkurmay Başkanı'ndan soru sorulmasını istemiş. Yani dolayısıyla bir şeyde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gündeminde bir MIT-CİA soruşturması olduğunu gördük. Hoş, Habertürk gazetesi bunu çarpıta çarpıta, evire çevire, bütün büyük yalanlarla okuyucusuna sunuyor. O yalanları da teşhir ediyoruz, anlatıyoruz. Gerçekler aydınlıkta olacak. Evet, gerçekler aydınlıkta olacak. Tabii en önemlisi de şu. Evet, CİA ile ilişkileri, MIT'in, ondan sonra bu devlet kurumlarının, kim varsa başka, BOP eş başkanlığının, bugünkü mevcut iktidarın, hatta işte Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki unsurlar, kimse, bunlar hepsini ortaya çıkartılması. Bizim talebimiz de bu olacak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden. Zaten o zaman biz yargılama süreci boyunca bunu hep talep ettik. Ya çıkartın şu ilişkileri. Şu Fethullahçı Gladio söyleyip duruyoruz şurada 4 yıldır 5 yıldır. Yürüyün bunun üzerine. Sorun bakalım. Sorun bakalım bir emniyete, Genelkurmay'a, şuraya buraya, ilgili devlet kurumlarına Fethullahçı Gladio diye bir şey bağırıp duruyorlar. Var mı böyle bir şey? Kimdir bunlar? Ankara Emniyeti'nin zamanında 2007 yılında hazırladığı raporu, Fethullahçı Gladio raporunu koyuyoruz önlerine. Resmi rapor. İsim isim. Fethullahçı ekip şunlardan oluşuyor. Ondan sonra bundan örgütlenmesini, peş peşe işledikleri, yaptıkları tertipleri, operasyonları falan, hepsini teker teker, isim isim, yer, tarih, zaman falan filan. Oradan kaynağı belirsiz, hiçbir kanıtı olmayan, kırık 51 nolu DVD'lerle bir takım yalanlar, palavralarla onlarca orgeneral ve yurtsever, İşçi Partili şusu busu, hepsi tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Sözüm ona, soruşturmalar, bilmem neler. Ortada hiçbir gerçek yok. Tamamen yalan. Her araştırması, her soruşturması, her adli tıp incelemesi, yok TÜBİTAK incelemesi, yalanı defalarca döne dolaşı ortaya koyuyor.
Adam onunla uğraşıp duruyor aylardır, yıllardır, sözüm ona mahkemeden. Ya sen getiriyorsun açık açık resmi raporlarıyla, bilirkişi kayıtlarıyla, yok delillerle, şunlarla, bunlarla. Evet diyor, sehven diyor, geçiyor gidiyor. Bu olmaz. Buna son vereceğiz. Bu bitecek, buna son vereceğiz. Yani. Biz verdik aslında, bitirdik. Yani aslında orada izleyicilerimiz gelsin, izlesinler. Orada bir duruşma izlemek yeter. Onun nereye geldiğini, o Silivri'nin nereye geldiğini görmek bakımından. Evet. Orada her şey bitmiştir. Hukuk adına her şey bitmiştir. Bu davalar çoktan çökmüştür. Evet. O zaman yarınki aydınlıkta yine dolu evet, olacak, toplu olacak. Gerçekten bunları göreceğiz. Dolu olacak. Evet. Şu sıralarda en hareketli saatler yaşanıyor. Sizi de çok fazla evet, tutmayalım burada. Tabii. Hemen size de kolay gelsin diyoruz. Son noktanızı da koyun gazetede. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yorduk teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hem kolaylıklar diliyoruz aydınlıkta. İyi yayınlar size diliyorum ben de. Efendim. İzleyicilerinize saygılar. Evet, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever bizlerle birlikteydi. Yaklaşık bir saattir kendisiyle bugünkü kritik gündemi değerlendirdik. Kendisi şimdi Aydınlık Gazetesi'ndeki son hazırlıkları değerlendirmek üzere gazeteye geçiyor. Evet, bugün ilk oturumuna başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi. En yaşlı üye Oktay Ekşi'nin açılış konuşmasıyla başladı. İstiklal Marşı'ndan sonra yemin törenine geçildi ve şu sıralarda yemin töreni devam ediyor. Alfabetik olarak illerin milletvekilleri sırayla yeminlerini ediyorlar. Tabii BDP'liler mecliste değil, CHP'liler de mecliste ama yemin etmiyorlar. MHP'liler ise meclisteler ve yemin ediyorlar. Şimdi bir telefon bağlantımız daha var. Muğla Borusu Başkanı telefon attığımızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Biz meclisin açılışından itibaren gündemi, bugünkü krizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaşananlar ortada. Sizin önümüzdeki günlere dair değerlendirmeniz ne olacak? Vallahi eğer bir ülkede demokrasi istiyorsanız bu çalışan sınıfla mücadelesiyle gerçekleşecek bir şeydir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu mesele bir hukuk meselesi değildir. Karşı karşıya olduğumuz sorun hukuki bir sorun olarak önümüzde durmamaktadır. Hukukun siyaset tarafından kullanıldığı bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Burada yani sorunu hukukun sınırları içerisinde çözeceğini ya da hukukun bu işi çözeceğini zannedenler çok ciddi biçimde yanılgıya düşmüşlerdir. Evet. Önümüzdeki günlerde Türkiye halkının demokrasi ve özgürlükler için daha kapsamlı, daha sağduyulu, daha aktif bir tutum alacağını düşünüyorum. Ve ancak mücadeleyle bu sorunların çözülebileceğini düşünüyorum. Yoksa uzlaşalım, edelim, işte bir araya gelelim. Tabii bu nerede uzlaşacağız? Buyurun kafesin içerisine girin. Bu kafesin içerisinde siz de uzlaşın. Yani bir şeyin, bir vahşi hayvanın size teklifi gibi düşünün bunu. Ne yapacak? Kim ne yapacak? Yani ne olacak? Ne uzlaşılacak? Yani aslında bunu zımni olarak şu söylenmek isteniyor. Gelin konuşalım, bu işleri çözelim, bir yasayı değiştirelim. Yani şu anda yapılan işin bu milletvekili seçilenlerin hapishanede tutulması, bu kadar çok uzun tutukluluk sürelerinin devam ettirilmesi vesaire gibi, özel yetkili mahkemelerin varlığının devam etmesi, bütün bunlar meşru şeyler de, bu şu ana kadar meşru şeyler de, bu bir kanuni eksiklik olduğundan, bu hukuksal problemler olduğundan bunları değiştirelim, her şey düzene girsin, onlar dışarı çıksın, belki şöyle olsun. Ya çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına? Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey mi var? Yani bu mahkemelerin böyle bir arizi, geçici bir yanlışı falan mı, ya da mahkemelerin kanun yorumuyla ilgili bir sorunla mı karşı karşıyayız? Öyle değil. Evet, öyle değil. Evet. Teofaşist. Bakın buna dikkat edin. Teofaşist, anti-kemalist bir karşı devrim sürecinden geçiyoruz. Evet. Bunu görmemiz lazım. Bu bir hukuk sorunu değil. Bu bir politik sorun. Az önce Sayın Ferit İlsever konuğumuzdu. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. O Sayın Balbay'ın, Haberal'ın ve Engin Alan'ın meclise girmesiyle çok da bir şey değişmez. Bu meclis sorumlu dedi. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bence de. Yani bakın, demokrasi hiç kuşkusuz parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türk demokrasisinin tacının en değerli mücevheridir. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Bunu biliyoruz. Evet. Ama bu şey, bu mücevher taşı harap edilmiştir, zarara uğratılmıştır. Şimdi bu mücevher taşının gerçek mücevher taşı mı olduğu, olmadığı tartışma konusudur halkın kafasında. Yani insan iradesi, ulusun iradesi üzerine ipotek koyularak oluşturulan şeyler, provokasyonlar, evet, hiç tahmin etmediğimiz, tahmin de edemeyeceğimiz olumsuz sonuçlar verirler. Elbette ki bu parlamentonun yapısını eleştirebilirsiniz. Bu parlamentonun varlığıyla ilgili, varlığı demeyeyim de sözcük yanlış olur. Bu parlamentodaki şemanın veya bu parlamentonun görünüşünün uygun bulmayabilirsiniz. Ama genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin demokrasi tacının en değerli mücevheridir. O korunmalıdır. Onu korumanın yolu yalnız şekli olarak korumaktan önce ulusal olarak, maddi olarak korumaktır. Çünkü o ulusun iradesinin tecelli ettiği yerlerden bir tanesidir. Siz eğer oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne tezkere iznini çıkarırsanız, siz milletin iradesine karşı milletin temsilcilerinin iradesini koymuşsunuz demektir. Bunun gibi. Problem bu. Problem bu. Hangi yetkiyi alarak o insanlar meclise geldiler ve neler yapıyorlar? Ona bakmak gerekir. Benim katıldığınız için halkımız bunu değerlendirecek. Evet. Ama demokrasi katiyen temennilerle falan gelişmez. Bakın Türkiye'de mesela darbe marbeye kıyamet. Türkiye'de darbe olmaz kardeşim. Ve demokrasiye karşı olur. Demokratik, evet, güçlere karşı olur. Demokratik güçler şu anda, yani çalışan sınıfların mücadelesi şu anda egemen sınıfların emperyalizmin gücünü bastırabilecek, onu dengeleyebilecek durumda bile değil. Hı hı. Burada darbeye ihtiyaç yok ki egemen sınıfların, demokrasi düşmanlarının darbe yapsınlar. Hı hı hı. Yani peki efendim. Bu iş böyle, nedir onun adı, işte onu tartışalım, hukukta böyle yazıyor, o kitapta öyle diyor, oturalım, toplaşalım, uzlaşalım, konuşalım falan filan, hayır. Hı hı. Bu iş çalışan sınıfların mücadelesiyle sürdürülecektir ve bu bir hukuki tartışma değildir. Hukukun adının kirletilmesidir bu. Hukuk üzerinden siyaset yapılmasıdır. Hukuka, peki, zarar verilmektedir. Bu hukuk değil. Yani evet, o hukuk çözer mantığı var ya. O çok böyle yani cahil cühela bir mantık. Peki efendim, hiçbir çok şey teşekkür hukuk ediyoruz. Hukuk çözemiyor çünkü. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürkan. İyi akşam. Bu zaman emanet edilmiş yani. Farkında mısınız bilmiyorum. Kediye, evet, ciğer emanet etmişler. Evet efendim. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Gürkan. Evet, Muğla Baro Başkanı İlker Gürkan'dı telefondaki konuğumuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hukukun adının kirletilmesidir dedi son olarak Sayın Gürkan. Sayın seyirciler, gelişmeleri aktardık sizlere. Meclis ilk oturumuna başladı. Yemin töreni şu sıralarda devam ediyor. İllere göre alfabetik şekilde milletvekilleri kürsüye gelip yeminlerini ediyorlar. Ve 6,5-7 saat sürmesi bekleniyor bu yemin töreninin bitmesinin. BDP'liler Diyarbakır'da, CHP'liler mecliste ama yemin etmiyorlar. MHP'liler de meclisteler, yemin ediyorlar. BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri Diyarbakır'da dedik. CHP'nin yemin etmeme kararının ardından bağımsız vekiller de boykota devam kararı aldı. Diyarbakır milletvekilimiz Sayın Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesi ve bunu içine sindiren bir siyasi iktidarın da halktan gasp edilen bu oylarla yeni bir milletvekilliği kazanması bu süreçte en çok üzerinde durulacak ve tartışılacak bir durumdur. Yine tutuklu milletvekili arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmaması, demokratik siyasette halkın kendilerine verdiği yetkiyi, görevi yerine getirebilecek koşullara sahip olmaması çözüm adına, demokratik siyaset adına önemli bir sorundur. Biz bu gelişmeleri
bu kadar tarihsel bir süreçte ortaya çıkmış çözüm iradesine, çözüm olanaklarına bir müdahale, bir darbe olarak görüyoruz. Bu nedenle bu konudaki tutumumuzu bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Biz demokratik siyaseti yapmak, Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözmek, demokratik bir anayasa yapmak, demokratik cumhuriyeti ve demokratik özelliği inşa etmek için halkımızdan onay aldık. Bu mücadelemizi halkımızın verdiği bu yetkiye dayanarak bundan sonra da en aktif ve en etkin bir şekilde yürüteceğiz. Grup toplantılarımızı bundan sonra her hafta Diyarbakır'da, Ahmet'te gerçekleştirerek örgütlü, planlı, programlı bir mücadeleyi yürüteceğiz. Ancak demokratik siyasete ve çözüm iradesine yönelik bu müdahaleyi kabul etmediğimizi göstermek için parlamentoya gitmeme tutumumuzu da çözüm olanakları ortaya çıkıncaya kadar devam ettireceğiz. Bunu tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Evet, meclisi boykot eden BDP'liler Diyarbakır'da toplandılar ve BDP'liler adına açıklamayı Siirt Bağımsız Milletvekili Gülten Kışanak yaptı. Şimdi telefon attığımızda Saygı Öztürk var. Sayın Öztürk, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Öztürk, durum böyle. Meclis 24. dönem açılışını yaptı. Yemin töreni başladı ama çok büyük bir kriz yaşandı. Kaos yaşandı, tartışmalar yaşandı. Ne oluyor? Bunların arkasında başka bir şey mi var? Bu özellikle bir yaratılan bir kriz miydi? Bundan sonrası için ne olacak? Değerlendirmenizi almak istiyoruz. İşte görüyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 siyasi parti var. 4'ü ayrı telden çalıyor. Ve bu ayrı telden çalanların da sözde işte uzlaşarak bir anayasa çıkartacağını, anayasada köklü değişiklik yapacağını bekleyeceğiz. Bunların ne kadar hayal ve hayali olduğu daha ilk günden ortaya çıkıyor. Bakın zaten Türkiye gerilimli bir siyaset, bir seçim süreci yaşamış. Ve bunun arkasından da genelde işte Türkiye'nin dört bir yanında milletvekilleri yeni döneme, yeni parlamentoya geldikleri zaman o yemin töreni sırasında genel bir yumuşama olur. Aileleri bulunur, o yemin törenini onları izlemeye çalışır. Televizyonun başında seçmenleri binlerce kişi bugünü izler. Hemşerilerini, yakınlarını görebilmek için. Ama görüyoruz ki bugün bunlar gerçekleşmiyor. Adeta Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında bir de Kürdistan Büyük Millet Meclisi sanki açılmış gibi bir hava estirmeye çalışılıyor. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz burasıdır. Ama görüyoruz ki sanki ayrı bir ülke havası vererek Diyarbakır ilimiz sanki ikinci bir başkentmiş gibi orada da ayrı bir toplantı yapılıyor. Evet. Ve aradaki milletvekiller, Barış Demokrasi Partisi milletvekilleri de Ankara'ya gelmeye tenezzül bile etmiyorlar. Belki böyle bir ortamatikte söylemek gerekirse, belki daha çok işlerine geldiği gibi bunu planlı bir biçimde gerçekleşiyorlar. Belki de KCK'ların çıkartılmaması, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi bu kişiler açısından çok yerinde, daha doğrusu onlar için iyi bir karar, gerekçe işte bulabilecek böyle bir karar olduğu için böyle bir yola gitmiş olabilirler. Ayrıca eğer böyle bir olay gerçekleşmese bile BDP'liler mutlaka ve mutlaka bir yolunu bulup yine benzer bir takım eylemler yapabileceklerini zaten göz ardı etmememiz gerekirdi. Bugüne kadar yaptıkları eylemler, işte başvurdukları yol ve yöntemleri aklımıza geldiğinde. Evet. Şimdi bu durumda yapılacak olan nedir? İşte KCK'lıların serbest bırakılmasını istiyor. Onunla yetmeyecek. Hatip Dizler'in, yani hapis cezası almış olan bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmemesi gerektiği konusunda çaba gösterecekler. Yani iki aşamalı. Birincisi, yani mahkeme, üst mahkeme avukatların başvurusunu dikkate alıp KCK sanıklarını tahliye etmiş olsa bile, beş sanığı tahliye etmiş olsa bile Hatip Dicle ile ilgili durum nedeniyle bu durum BDP'lileri asla memnun etmeyecek. Memnun etmediği gibi kaldıkları yerlerden de
eylemlerine devam edecekler. Hı hı. Hem bir takım anayasa yapalım, hem bir takım işte demokratik hakları barışı ağzından düşürmeyenlerin ne barıştan ne demokrasiden yana tavır aldıklarını şu andaki duruma ve tabloya baktığımız zaman söylememizin mümkün olamayacağını beklemek istiyorum. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı kararı ve tavrını nasıl buluyorsunuz? Şimdi bakın tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir kararı var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip yani sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle bir sorunlarının olmadığını ortaya koyuyorlar. BDP'lilerden en büyük farkları da zaten öncelikle bu. Yani BDP'liler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni boykot ederken CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boykotu söz konusu değildir. Sadece milletvekillerinin durumunu gerekçe gösterip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmemiş oluyorlar. Şimdi baktığımız zaman geçmiş dönemde yapılanlar var. Geçmiş dönemde aynı suçtan yani terörle mücadele yasasından yargılanan 2007 yılında da tahliye edilen Sebahat Tuncer'in durumu ve bununla ilgili verilen mahkeme kararı ortadadır. Bu mahkeme kararı da yine İstanbul'da geniş yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş bir karardır. Orada ki karar elinde olduğu için söylüyorum aynı şu ifadeler kararda demiyor ki milletvekili seçildiği için kaçma ve delilleri karartma şüphesi ortadan kalkmıştır deniliyor. Şimdi bir 4 yıl önce böyle bir karar veren mahkemenin 4 yıl sonra kaçma ve delilleri karartma ihtimali olduğunu gerekçe gösterip bu kişileri tahliye etmemesi, milletvekillerini tahliye etmemesi tabii ki kafaları karıştırıyor ve ister istemez de acaba yargıyla ilgili yargının siyasetin emrinde mi gibi soru işaretleri ve yorumların yapılmasına da sebep olmuyor. Halbuki yargının tartışılmaması gerekir. Yargıyı her yönüyle de baktığımız zaman yargıyı daha çok kendisine bırakmamız gerekiyor. Ama ülkemizde hep şunu biliyoruz ki en yetkili ağızlar söylediği için söylüyorum. Yargı bağımsız değildir diyor. Bunu bugüne kadar hemen her yıl yargı yılının açılış töreninde Yargıtay başkanlarından ve Türkiye Barolar Birliği yetkililerinden sıkça duyduğumuz bir ifade olduğu için söylüyorum. Yargının bağımsız olmadığını ve başbakanın ve diğer yetkililerin o yüzden yargının üzerinde elini çekip hükümeti yargıyı yürütmenin önüne sokma gayretlerinden gayretlerine artık son vermesi gerekiyor. Son vermek bir tarafa daha önce aldığı bazı kararlar özellikle HSYK'nın yapısındaki bazı değişikliklerle sanki amacına ulaşmış gibi o zaman mutlaka köklü bir değişiklik anayasada isteniyorsa yargının bu yönüyle de mutlaka bağımsız kılınması gerekiyor. Ben bunun yargının şu anda tam anlamıyla bağımsız olduğunu söyleyemem. Çünkü görünen bazı olaylar ve geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar, atama sistemindeki bazı düzenlemeler, açılan bazı soruşturmalar bunun bu şekilde olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Sonuçta bildiğimiz gibi bu olayla ilgili olarak son olarak mahkemelerin verdiği kararlara da itiraz ediyor. Ama itiraz edilen makamlarda, mahkemelerde geçmiş dönemde defalarca itirazların yapıldığı yerlerdir. Örneğin örnek vermek gerekirse örneğin Mehmet Haberal için, Mustafa Balbay için belki bugüne kadar 30-40 belki de 50 kez tahliye talebinde bulunulmuştur. Bu 13. Ağır Ceza'nın verdiği kararlara itiraz edilmiştir. Bu neden 14. Ağır Ceza Mahkemesi bakmıştır. Her kararda tahliye talebinin reddi gerçekleşmiştir. Bugüne kadar bu tahliye taleplerini reddeden mahkemenin yine aynı gerekçelerle bu gerekçeleri ortaya koymuş, kararlarında bunları yazmış. Hatta bu yüzden mahkum olmuş olan yargı mensuplarının bu kez farklı bir karar vermesi de onların yargı bağımsızlığını gölgeleyebileceği kuşkusuna veya böyle bir algılamaya sebep olabileceğini düşünmelerine neden oluyor. Evet. O yüzden hakikaten
zor bir süreçten geçiyoruz. Belki bununla ilgili yapılması gereken bütün siyasi partilerin bir araya gelip anayasanın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinde acilen bir değişiklik yapmaları gerekir. Eğer kısa sürede bir çözüm bekleniyorsa. Yoksa yargıyla zıtlaşarak da bir yere varlanmayacağının bilinmesi gerekiyor. Ve hakikaten daha ilk günden itibaren böyle görüntülerin ortaya çıkması, hele hele iki başkent havasının verilmesi, hele hele iki parlamento havasının verilmesi ve grup toplantılarında BDP'lilerin Ankara değil Diyarbakır'da yapmaları, öteden beri Diyarbakır falanca yerin başkenti ifadelerini adeta kuvvetlendirecek ve ayrışmayı, ülkedeki zaten var olmaya başlayan ayrışmayı daha da artıracaktır endişesini taşıdığımı ifade ediyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'tü konuğumuz. Şimdiki konuğumuz Şahin Mengü, Sayın Şahin Mengü eski CHP milletvekili. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Mengü, durumu izliyoruz birlikte. Böyle bir kriz yaşandı ya da yaratıldı. Tutuklu milletvekilleri serbest bırakılmadı. Başbakan Tayyip Erdoğan başka aday mı bulamadınız açıklaması yaptı. Sonrasında CHP toplantısı sonrasında meclise gitme ve yemin etmeme kararı açıklandı. BDP'lilerin durumu ortada. Meclise boykot ediyorlar ve Diyarbakır'da toplandılar. Oradan bir açıklama yaptılar. MHP'liler ise mecliste ve yemin ediyorlar. Siz öncelikle partinizin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ve sonrasında Türkiye'yi neler bekliyor değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii parti böyle bir karar almış. Grup buna uymak durumundadır ama bana sorarsanız bence meclise girilmesi gerekirdi. Çünkü başbakan kucağında bir sıkıntılı top vardı. Bu topu meclise girmeyenlerin kucağına bırakmış oldu. Çünkü kendisini biraz evvel açıklamış, 15 Temmuz'da parti bir parlamento meclise girecekti. Peki 15 Temmuz'a kadar herhangi bir hareket yapmazsa Sayın Kılıçdaroğlu da arkadaşlar tahliye oluncaya kadar yemin etmeyeceğiz demiş. Bu parlamentoda tatile girdiği zaman Ekim ayına kadar bir kere yasal olarak yapacak bir şey yok. Artı başka bir sorun çıkıyor ortaya. Bence asıl zorlanması gereken, yarın madem bana sorarsanız Cemil Çiçek'le görüşmesi de yanlıştır. Genel başkanın muhatabı başbakandır. Başbakan yardımcılarıyla görüşmemesi gerekir. Evet. O bakımdan bir kere onu reddetmesi veya kendi altındaki bir arkadaşını görüştürmesi gerekir de bu yanlışı yapmış. İstenecek tek şey vardır. Adalet Bakanı'nın 309. madde, yani CMK 309'u çalıştırarak bu mahkemenin verdiği bu tedbir, yani tutukluk halinin devamına dair kararını kanun yararına temiz ederek yargıtaya taşıması gerekir. Asıl şu anda istenmesi ve yapılması gereken konu odur. Çünkü bu yapılmazsa kanun önünde eşitlik ilkesi, anayasanın 10. maddesinin kanunundaki eşitlik ilkesi zedelenmiş olacaktır. Hı hı. 2007 seçimlerinde aynı şartlarda mahkum olan, cezaevinde bulunan Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili tahliye edilmiştir ve halinde şu anda milletvekildir. O bakımdan böyle bir kanunda bir aynı fırsatı olan insanlar için iki ayrı karar söz konusudur. Bunu Yargıtay'a götürüp düzelttirmek lazımdır. Çünkü kanun yararına düzeltmenin en büyük özelliği hukuktaki birlikteliği sağlamaktır. Uygulama, hukuk uygulamasındaki birlikteliği sağlamaktır. Bunu yapar. En ilk defa yapılması gereken, zorlanması gereken yol budur. Ama bu yola gitmeden yasa değişikliği yapın demek, o zaman şöyle bir şey gelir. Her hoşumuza gitmeyen mahkeme kararından sonra yasa değişikliği yapmaya gider. Bu hukuk devletiyle hiç bağdaşmaz bir hal alır. Sonunda bu çoğunluğu elinde bulunduran partinin, hele şimdi bizdeki gibi kendileri tarafından şekillendirilmiş bir yargı düşünmeyin. Yargı bağımsız bile olsa her hoşlanmadıkları karardan sonra eğer yargı yasa maddesi değiştirmeye başlarsak bu tamamıyla bir kuvvetler birliğine götürür ülkeyi ve büyük bir sıkıntı yaratır. Peki bundan sonrası için neler diyeceksiniz Sayın Mengü? Tabii ben bundan sonra söyleyecek tek şey var. İnşallah hakimler şimdi itirazların olduğu, ileride Adalet Bakanı Yargıtay'a götürülürse çok ciddi bir eşitsizliği ortadan kaldırmalı gerekiyor. Çünkü ben bu hani şöyle şunu söylemiyorum. Bu şu lafın arkasında değil. Yani
ne o şey irade, ne o seçmen iradesi, kamuoyunun iradesi zedelendiren yok böyle bir şey. Ha. Çünkü yargı kendi görevini yapar, yasama kendi görevini yapar. Ama şunu söylerlerse doğrudur. Her oy alan mesela örneğin herhangi bir bağımsız milletvekiline veya Tuncay Özkan'a, bizim haber alıcıya ve Mustafa Balbi'ye binlerce insan oy verdi. Bunlar evet. 70-80 bin kişinin oyları reddedildi. Yani bir anlamda 70-80 bin kişi kefalet veriyor demektir. Evet. Olaya bir de bu perspektiften bakmak gerekir. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın ben Mengü. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Evet, eski CHP milletvekili Şahin Mengü'ydü. Telefondaki konuğumuz Sayın Mengü son konuğumuz oldu. Saat 15'ten beri sürdürdüğümüz canlı yayınımızı, gündem özel programımızı burada noktalıyoruz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem ilk oturumundaki yemin törenini izlemeye baş başa bırakıyoruz. Canlı olarak bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Fehmi Küpçü. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Tanju Özcan. Burdur. Bayram Özçelik. Devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Ramazan Kerim Özkan. Hasan Hami Yıldırım.